1830'lu yıllarda fotoğrafçılık artık şekillenmeye başlamıştı. Daguerre Fransa'da gümüş iodür kullanarak metal levhalar üzerine fotoğraf çekiyor, Talbot ise İngiltere'de gümüş klorürle kağıt üzerine fotoğraf basmaya uğraşıyordu. Birbirlerinden habersiz, aynı anda iki farklı ülkede benzer çalışmalar yürütüyorlardı. Fakat bu durum, icatlarıyla ilgili basında çıkan haberlerle değişmeye başladı. Artık rekabet başlıyordu. William Henry Fox Talbot, İngiltere'nin Laycock köyünde eski bir manastırda yaşayan aristokrat kökene sahip bir İngiliz bilim insanıydı. Kendisi Lordlar Kamerası'nın bir üyesiydi. Varlıklı bir kişiydi ve pek çok farklı ilgi alanı vardı. Talbot, İtalya'daki Como Gölü'nde balayındaydı ve Camera Lucida ile çizimler oluşturmayı deniyordu. Kara kalem ile resim ve çizim yapmaya çalışırken çizim konusunda hiçbir yeteneği olmadığını fark etti. Sonra resmi kağıda çizmek için camera obscura kullanma fikri aklına geldi. Tek yapması gereken şey, kameranın arkasına ulaşan görüntüyü kaydedebilecek bir materyal bulmaktı. Laycock'taki evine döndüğünde denemeler yapmaya başladı. Ve başardı. Fotoğrafik bir görsel elde etmişti. Talbot kendi tarifiyle fotojenik çizimlerin yapılma sürecinde gümüş klorür kullanarak görüntü oluşturmuştu. Bunun için temelde kağıdı tuzla ve gümüş nitratla kaplamış, ardından kağıdın üzerine bir eğrelti otu veya başka bir nesne yerleştirmiş, bunun üstüne de bir cam parçası koymuş, sonra bunu güneş ışığında bıraktığında karardığını görmüştü. Bu noktaya kadar kat ettiği aşama Wedgwood'unkinden pek de farklı değildi. Niepce ve Wedgwood fotoğrafı çekilen görüntüyü muhafaza etmenin bir yolunu bulamamışlardı. Talbot ise elde ettiği görseli daha güçlü bir tuzlu su solüsyonuna koyduğunda ışığa maruz kalmayan alanların, yani metalik gümüşe dönüşmeyen tüm alanların daha az duyarlı hale geldiğini buldu. Tamamen yok olmuyorlardı. En azından evdeki, yakınındaki insanlara gösterebiliyordu. Mum ışığında bunlara bakabiliyordunuz. Talbot'un fotojenik çizimin ilk denemelerinde kullandığı kamera ya da fotoğraf makinesi bunun gibi bir şeydi. Bunun gibi birçoğu günümüze kadar geldi. Hatta çok güçlü bir ışığa çıkarmadığını sürece hala çalıştıklarını bile söyleyebiliriz. Bunların genellikle bir kadife parçasının altında saklandığını görürsünüz. O yüzden fotoğrafçılığın ilk örneklerine bakarken gelişimine şahit olduğunuz samimi bir deneyim yaşarsınız. Artık fotoğrafçılık o kadar yaygın ki o dönemde bunun ne kadar özel ve büyülü bir deneyim olduğunu anlamamız mümkün değil. Tuzlu kağıt baskı yapan ilk insan Talbot'tı. Gerçekten de kalıcı olan bir şey icat etmişti. Bu yöntem basitçe fotojenik çizim sürecinin hipo ile sabitlenmesiyle yapılıyordu. Bu terimin günümüzdeki karşılığı sodyum tiosülfat. Bunun gümüş halidi silme potansiyeli Sir John Herschel tarafından keşfedilmişti. Tuzlu kağıt baskısı görsel malzemesinin kağıdın içine işlenmesiyle oluşturulduğu için çok da canlı olmayan bir görüntüye sahiptir. Daguerreo tipinin canlı, temiz, neredeyse 3 boyutlu görüntüsüyle tuzlu kağıt baskının daha hafif, daha silikleştirilmiş görüntüsü arasında bir nevi zıtlık vardı. Bu durum fotoğrafçılık tarihinin ilk yıllarında bilgi ve beceri karşılaştırmasına indirgenmişti. Talbot, gümüş klorürü gümüş iodürle değiştirerek fotojenik çizim yöntemini geliştirdi. Bu Daguerre'in kendi yönteminde kullandığı gümüş halid ile aynıydı. Talbot'un 1840'ta keşfettiği saklı görsel kalotip yöntemi az da olsa pozlama yapmasına imkan sağlamıştı ve böylelikle Talbot, galik asit kullanarak görünmeyen görseli görünür bir görsele dönüştürdü. Bu sayede artık bunu kameranın içine koyabilir ve gerçekten de canlı insanların resimlerini çekebilirdi. Burada elde ettiği negatif fotoğrafı hipo ile sabitledikten sonra bunu ikinci bir duyarlı kağıdın üzerine yerleştirerek ışıkta bırakır ve sonunda pozitif baskıya sahip olurdu. Bu buluşuyla dijital fotoğrafçılık hayatımıza girene kadar fotoğrafçılığın standardı haline dönüşecek olan negatif pozitif baskı kavramını ortaya çıkarmış oldu.
Daguerre ve Talbot arasındaki çekişme bugün bile devam etmektedir. Her iki tarafın destekçileri de fotoğrafçılığı keşfedenin kendi destekledikleri kişi olduğunu savunurlar. Esasında ikisi de fotoğrafçılığın iki farklı türüdür. Talbot, negatif pozitif yöntemini bulduktan sonra fotoğrafçılıkla neler yapılabileceğini görmek istedi. Bunun için Doğanın Kalemi adında bir kitap yayınladı. Doğanın Kalemi, Talbot'un yöntemini açıklayan metinlerden oluşmaktadır. Genellikle Talbot'un Lakok'taki evini gösteren tuzlu kağıt baskılara da kitapta yer verilmektedir. Fotoğrafların her biri, fotoğrafçılığın çeşitli kullanım ya da fayda alanlarından birini gözler önüne sermeye amaçlar. Tüm bunlar arasında Talbot fotoğrafın çoğaltılabilir olduğunu gösterir ve bu durum Talbot'un keşfinin en önemli özelliklerinden biri haline gelir.